Abla nereye gidiyorsun? Ay, kapıların önünü süpürecektim. Bir de alışveriş çıkardılar başıma. Yaşar'ın da işi varmış. İki ayağım bir pabuca girdi. Tamam, sen git alışverişe, ben süpürürüm kapıların önünü. Ay, hayatta olmaz, ben sana süpürttürür müyüm kapı önlerini? Ay, zaten evdeki bütün işlere yardım ediyorsun. Bir de ne yapayım, sitenin işini mi yaptırayım sana? Canım ne var, elime yapışacak değil ya, süpürüveririm. Hadi sen git alışverişe. Dur, o zaman şöyle yapalım. Ben yerleri süpüreyim, sen alışverişe git. Şimdi yabancı görürlerse bir laf filan ederler. Eh peki. Günaydın. Aa, ne böyle sabah sabah giyinmişsin? Ben çıkıyorum. Hani dersin yoktu bugün? Nereye? Okulda bir görüşmem var. Geç kalmam. Tarık Bey, acelem var, kusura bakmayın. Konuşmamız lazım. Sizinle konuşacak hiçbir meselemiz yok. Müsaade eder misiniz? Hediye. En azından bir seferliğine konuşmama izin var. Sonra gideceksen yine git. Benim pek vaktim yok da Tarık Bey. Ne söyleyecekseniz söyleyin, gidelim. Neredeydin bunca zaman? Bunu sormak için mi çağırdınız beni? Aslında soracak o kadar çok soru var ki. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Neredeydin? Ne yaptın? Nasıl yaşadın? Hesap sorması gereken biri varsa o da benim sanırım. Asıl sen neredeydin şimdiye kadar? Ne yaptın? Neden dönmedin? Yurt dışındayken annem kalp krizi geçirdi. Apar topar onun yanına gittim. Günlerce hastanede başında bekledim. Durumu iyi değildi. Şimdi iyileşti çok şükür. O iyileşir iyileşmez Kuşadası'na döndü. Ama sen yoktun. Her yerde seni aradım. Herkese seni sordum. Kimse yerini bilmiyordu. Beni beklemediğini düşündüm. Özür dilerim. Özür dilenecek bir şey yok. Zaten kaç sene geçmiş aradan. Bunları konuşmaya da gerek yok aslında. İkimiz birer yabancıyız Tarık Bey. Bunu aklınızdan çıkarmayın yeter. Beni zor durumda bırakmayın sakın. Sana zarar verecek bir şey yapma. Bir daha karşıma çıkmayın yeter.